Herkese merhaba arkadaşlar. Hatice'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mor lahana turşusu hazırlayacağım. Ve benim en çok sevdiğim salatayı sizlerle birlikte yapacağız. Hem rengine hem de eminim lezzetine bayılacaksınız. Öncelikle ben mor lahana turşusunu nasıl hazırlıyorum? Şimdi sizlere kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Mor lahana gerekiyor öncelikle. Ben küçük bir parça halinde kopardım. Üzüm sirkesi kullanıyorum. Çay bardağı ile limon ve tuz kullanacağım. 2 adet de kavanoz. Şimdi mor lahanalarımı küçük parçalar halinde keskin bir bıçak yardımıyla doğrayacağız. Mor lahana turşusu genelde lokantalarda önümüze geliyor ve bayılarak yiyoruz. Bunu şimdi evde yapacağız arkadaşlar. Doğradığım lahanalarımı hemen buradaki plastik kabımın içerisine aktaracağım. Yapılışı bir o kadar kolay ve lezzeti de bir o kadar güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok pratik oluyor. Salata yaparken hemen kavanozların içerisinden alıp bir miktar salatalarınızın içerisine aktarabilirsiniz. Ne çok fazla ince ne çok fazla kalın olacak arkadaşlar. Boyutu bu şekilde. Genellikle mor lahana turşusunu yaparım ve sevilerek tüketilir. Diğer parçayı doğradım. Şimdi diğer bir parçasına geçtim lahanamı. Doğramaya devam ediyorum. Doğrama işlemi bitsin arkadaşlar. Sizlerle diğer aşamasını yaparken göstermek istiyorum. Arkadaşlar lahanalarımı doğradım. Şimdi diğer malzemelerimi koyacağım sizlerle birlikte. Öncelikle ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Çay bardağı ile üzüm sirkesini aktarıyorum. Kabımın içerisine boşalttım. Limonun yarısını kullanacağım. Çekirdeklerini alayım şöyle içerisinden. Şimdi tuzunu da aktarıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şimdi lahanamı bütün karışımları koydum. Güzelce ovalayacağım. Güzel
güzelce ovalayacağız. Yapacağımız işlem bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay, pratik. Hemen yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Şimdi kavanozuma aktaracağım. Tadına ve lezzetine baktım. Gayet kıvam yerinde. Sirkesi ne çok fazla ne çok az. Tuzu da gayet iyi olmuş arkadaşlar. Şimdi kavanozuma bu şekilde aktarıyorum. Bu şekilde bekletmeden tüketebilirsiniz. Buzdolabında saklıyoruz arkadaşlar. Şimdi en son kavanozlarımın kapaklarını koyacağım. Diğer kavanozumu da bu şekilde. Kalan suyunu da kavanozlarıma aktaracağım, paylaştıracağım. Tam ölçülü olmuş. Kalan suyunu da hemen şu şekilde azar azar paylaştırıyorum. Lokanta usulü mor lahana turşumuz hazır arkadaşlar. Hemen yemeğe başlayabiliriz. Salataların içerisine koyabiliriz. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Lahana turşularımız hazır. Bu şekilde tüketebiliriz. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum.